siz neredeyseniz biz oraya gelmeye gayret ediyoruz. Yolları aşmaya, mesafeleri kısa tutmaya gayret ediyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz tabela geldiğimiz şehrin Fransa'nın başka bir şehri. Bouzainville şehrine geldik. Burada bulunan dostlarımızla yakın olmaya, tanış olmaya ve sizlerle tanıştırmaya gayret edeceğiz. Bakalım kimlerle tanışacağız? İşin heyecanlı kısmı şu. Gidip görüşeceğimiz, tanışacağımız insanları ben hayatım boyunca henüz görmedim. Simalarını bilmem, ses tonlarını bilmem, adlarını bilmem ama inancımızdan kaynaklı bir temelle beraber onlarla yakın olacağımıza ilişkin hiçbir şüphemiz yok. Bakalım bizleri kimler beklemekte? Hadi hayırlı olsun, buyurun. Kıymetli izleyenler ve geldik Fransa Bouzainville'de. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Bouzainville Camii. Orada cami müdavimleri, dostlarımız, buradaki vatandaşlarımız bizleri bekliyorlar. Gidelim, hal hatır soralım, tanıyalım, tanış olalım ve sizlerle tanıştıralım. Hadi buyurun. Hemen karşımda Afyonkarahisar Emirdağ Eşrafı'ndan Halil abi medar iftarımız. Onun hemen yanında da Yozgat Eşrafı'ndan kıymetli Niyazi abimiz. Çok özür diliyorum. Misafirperverliğiniz için Niyazi abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olunuz. Ne zaman geldiniz buraya, yani Fransa'ya? Sene 1974'te. Ay, gün hatırlıyor muyuz? 8. ayın 27'si. Daha önceki programlarda da söyledim ben size. Çünkü öyle bir duyguyla geliniyor ki resmen başka bir hayat yaşanacak. O nedenle de o tarihi aklınızda tutuyorsunuz. Evet. Korku mu vardı, heyecan mı vardı, üzüntü mü vardı? Hangisi? Çocukken geldik buraya. Yani babamgil getirdi bizi. Siz kaç yaşınızda geldiniz buraya? Buraya 11 yaşında geldim. 1980'de 11 yaşınızda. 1974'te. 11 yaşında geldim. 11 yaşınızda. Şu an yaş kaç? 60. 60. Çok daha genç duruyorsunuz abi. 60 da yaşlı değil bu arada, onu da söyleyeyim de. Ama daha genç duruyorsunuz onunla alakalı Niyaz abi. Şimdi geldiğiniz yıllarda da böyle camilerimiz yok, böyle binalarımız yok, böyle yapılarımız yok. Ne yapıyordunuz bir araya gelebilmek için, ibadetlerimiz bir araya gelebilmek? Vallahi dini bayramlarda ta buraya 45 kilometre Votliken'de Almanya'ya gidiyorduk. Bayram namazı kılmak için. En sonunda olmaz dedik, yaptık. İlk burada mı başladı Halil abi? Şimdi şöyle oldu. Biz ilk geldiğimizde bayramın hangi gün olduğunu falan bilmezdik. Neden bilmezdik? Şimdiki gibi internet yoktu, televizyon yoktu. Radyolar bile zor çekiyordu. Ona rağmen dinimizi, kültürümüzü kaybetmedik. Sürekli takip ettik. En azından en minimum bayram namazlarında buraya ilimiz var, Metz diye. Oraya giderdik camiye, namaz kılmaya, şey etmeye. Ondan sonra baktık yine bu böyle olmayacak. Bir sitenin altında küçük bir lokalda ilk camimizi açtık ve orada başladık. Ondan sonra başka bir yer aldık ve sonuçta dedik ki ne, gene olmuyor. Bu sefer de kendimiz yaptıralım mı, kendimize göre bir cami. O cami de burası. Gene olmuyor dediğimiz küçük mü geliyordu? Küçük geliyordu. Çünkü şu anda Bouzainville'de 4300 nüfus var. Bunun 2000'i Türk. 2000'i Türk. 2000 Türk olunca bayram namazlarında bizi kaldırmıyordu. Dolayısıyla bu şu anda buraya bir cami yaptık. Toplam 600 metrekare brüt. Bu camiyi de Bouzainville halkı yaptırdı. Bouzainville halkı ödedi. Kredi çekmedik. Tamamen kendi emeğimizle. O yüzden gururluyuz. Memnunuz. Avrupa'daki Türkler olarak Türkiye'yi unutmuyoruz. Dinimizi kaybetmiyoruz. Kültürümüzü kaybetmiyoruz ve devam ettirmeye devam ediyoruz. Tabii şimdi yani bizi izleyenler de mesela öncesini bilmedikleri için, ben de öncesini bilmiyorum. İşte yaşanmış büyüklerimiz, kıymetli ağabeylerimizin aktarmış oldukları o yıllarda bodrum katlarda, evi biraz büyük olanların evinde, bayram namazlarının eda edilmesi, teravihlerin eda edilmesi, iftarların yapılması çok zor şartlarda tabii o zamanlar. Emeğinize sağlık, hayırlı, sağlıklı, uzun ömür diliyorum sizlere de Niyazi abi ve Halil abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepimizin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Orhan Deniz abimiz değil mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim ve öncelikle TRT Türkiye'de çok teşekkür ederim bize bu imkanı, şansı verdiği için. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz ve Bayram Ali Yıldırım abimiz, siz nasılsınız? İyiyiz valla. Memleketler neresiydi? Aksaray. Aksaray. Aksaray oldu. Eskiden Niğde Aksaray deniyordu. Evet. Sonra 68 Aksaray. Evet. Ben 68. Onunla ilgili Aksaray'da bizleri izleyenlere...
Çok çok teşekkürler, selamlar. Buraya kaç yılda geldiniz? 73'te geldim. 73. Turist olarak? Evet. Yani amacınız gezmek miydi? Yok, çalışmak için. Bir iki sene çalışıp geri dönmek amacıyla geldim. Döndünüz mü? Hayır. Neden? Burada artık şartlar değişti. Çoluk çocuğu getirdik, çocuklarımız burada büyüdü, evlendiler, torun sahibi olduk bir sürü. Her şeyimiz bak, sonra buraya bu güzel camimizi yaptık. Başkanımız sağ olsun Halil Yalaz, çok yetenekli bir arkadaş. Onun sayesinde önce Cenab-ı Allah'ın onu çok çalıştık, yaptık yani. Bu camiyi yaparken çok zorlukla karşılaştım. Geceleri hırsız gibi çalıştık. Camiyi yapamıyorduk, engel çoktu, engel olanlar. Camiyi oralar içini uçurdum, şey yaptım, namaz işte gördüğümüz gibi soranın boyundaydı. Affedersiniz, kumes gibi bir şeydi yani. Ondan sonra o başkanı ne yaptık? Yaptık, başkan yaptık. Ondan sonra sağ olsun benim Allah'ın yardımı, bizlerin yardımı, buranın halkın yardımıyla bu hale getirdik göründüğü gibi. Çok emeği var o başkanı, onursal bir başkanımız. Halil abi. Halil Yalaz. Niyazi abi? Niyazi abi de sağ olsun yıllarca caminin kasasını yaptı, parasına muhat oldu. Kuruşuna zarar getirmedi. Allah razı olsun. Çok emeği razı. Geçen herkesten Allah herkesi razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Herkesten Allah razı olsun. Alkış abi. Ya. Bir selamlayalım. Şimdi burada... Ve Bayram Ali Yıldırım abimiz sizlere de çok teşekkür ederim. Ömrünüz uzun, sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Katkılarınızdan dolayı da ben de bir evladınız olarak şahsıma da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ ol. Allah razı olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir Aksaray'a sallayalım beraber. Aksaray'a selam. Kadir'in kahveye selam. Kadir'in kahve? Ölmeden varırsak kurban keseceğim. Bizde kahveci vardı, ona selam gönderiyor. Kadir'in kahvesi. Kadir abi ölmeden gelirse kurban keseceğiz dedi. Böyle bir adam. O mu kesecek? Kadir var, ölmeden varırsak biz kendi kurban keseceğiz. Sen varıyorsun, o niye kesiyor ben anlamadım. Ölmediği ki. İçin. Kıymetli izleyenler, hangi programda söylediğimi hatırlamıyorum ama sık sık söylemekte, tekrar etmekte fayda var. Hanımefendilerin eli değmediği yemek, ev, çocuk, insan, eş, dünya, bunların hiçbiri tamamlanamıyor, eksik kalıyor. Onların mutlaka elinin olması lazım. Çünkü biz orada güzellik olduğunu, şıklık olduğunu, merhamet olduğunu, aile olduğunu biliriz onların varlığı ile ilgili. Bakınız mesela görmüş olduğunuz bir masa var ve birbirinden kıymetli hanımefendiler var. Burası Fransa'nın Bozonville şehri. Aynı zamanda bulunduğumuz şu mekanda Bozonville Ditip Cami ve birbirinden kıymetli hanımefendiler, ablalarımız, annelerimiz buradalar. Bizleri misafir ettiler. Misafir ederken de böyle mahir elleriyle hazırlamış oldukları ikramları var sağ olsunlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Dediniz ki en güzeli Konya. Evet. Mardin de güzel. Gez dünyayı. Gör Mardin'i. Gez dünyayı, gör Mardin'i mi Konya'yı mı? Gez dünyayı, gör Konya'yı. Peki. Konya'nın neresindensiniz? Selçuklu'dan. Selçuklu. Selçuklu'ya, Sille'ye, Höyük'e, Bozkır'a, Konya'ya Fatma annemizle beraber selamlarımızı iletelim. Fatma anne, siz ne zamandır buradasınız? Ben 9 yaşımda geldim annem babamla. Ben Bozonville kızıyım buranın. Önce kim geldi buraya? Babam gelmiş. 70 senesinde, biz de 73 senesinde geldik. Hı. Önce o çalışmaya geldi buraya. İşçi olarak. Sonra birkaç yıl sonra dedi ki... Bir sene sonra gelip bizi getirdi. Sizinle özellikle Bozonville camimizde, burada. Sizler neler yapıyorsunuz? Bize bir tanıtabilir misiniz kendinizi? Bizler burada cuma günü özellikle lahmacun yapıyoruz. Kendi kültürümüzü, adetlerimizi yaşatıyoruz. Camimizin... giderlerine yardımcı oluyoruz. Buradaki hanımlarla, şu anda kameranın arkasında. Kaç kişi var mesela? 22 kişiydik. 20 kişi oluyor, 24 kişi oluyor. Bazen Diyanet Kadın Kolları'ndan hariç, Didip Kadın Kolları'ndan hariç, diğer Bozonville grubumuz var, kendimize ait WhatsApp grubumuz. Lazım olduğunda o hanımları da çağırıyoruz. Beraber burada lahmacunlarımızı yapıyoruz, peynirli böreklerimizi yapıyoruz. Şöyle bir şey mi Elif Hanım? Yani aslında camimize gelen, Bozonville'den ya da çevre şehirlerden camiyi, cumayı hep beraber eda edelim diye bir kalabalık oluştuğunda siz hanımefendilerle beraber o gün işte bu yemekleri yapıyorsunuz, bunlar satışa çıkıyor ve camimize bu konuda destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz. Ayrıyeten mesela mutfağımızda olsun, arka mutfağımızda da olsun
genelde biz hanımlar olaraktan bu etkinlikler, bu mutfak dolaplarımız falan genelde biz yaptırdık. Bunları hep sonradan kendimiz bu gördüğünüz hanımlarla birlikte çalışaraktan, o zaman bir hafta lahmacun yapıyorduk, bir hafta çorba yapıyorduk. Bunları yapa 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 bütün eksiklerimizi ve gelişlerimizi aldık. Ondan sonra hanımlarla elimizden geldiğince camiye ne kadar çok katkı yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bunlarla beraber, hanımlarla beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz burayı, yani daha doğrusu bizden öncekiler diyelim, çünkü onların haklarını yemiş olmayalım. Bizler sonradan geldik buraya. Yani sonradan burada camimize katkımız oldu ama bizden öncekiler ilmek ilmek dokudu burayı. Çocuklarınız var, Allah nasip etsin, olmayanlara da, isteyenlere de Allah nasip etsin. Onların şimdi bu mutfağı dışında bir eğitim öğretim ihtiyacı var. Yani mesela Fransız okullarına gidip orada haftada bir Türkçe öğrenmek dışında örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, inancımız temelli bunların tamamı. Onlarla ilgili ne yapılıyor burada? Alan var mı böyle bir alan? Onlarla ilgili de camimizin hocası var şu anda. Onlar ilgileniyor. Bir erkek hocamız, bir de bayan hocamız var. İkisi zaten karı koca evliler. Birisi hanım hocamız kızlarla ilgileniyor. Erkek hocamız da erkek çocuklarıyla ilgileniyor. Şu anda inşallah güzel gidiyor. Yani tamam. Çocuklara güzel eğitim veriliyor. Hepimiz de memnunuz. Ben canı gönülden hani vatanımızın da bir evladı olarak binlerce kilometre ötede inancımız temelli yaşantısını sürdürürken örfü, adeti, geleneği, göreneği, bizi insan kılan, bizi biz kılan her ne varsa onları yerine getirmek maksadıyla sizin gibi elini taşın altına koymuş, bu çatalı buraya bırakmış, bu peçeteyi buraya getirmiş, bu masanın burada olmasını sağlayan detay detay ne varsa bunları yerine getiren her kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Efendim Buzonville Camii'de kıymetli hanımefendilerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Arada da gözlerim bunlara da kayıyor. Bunlara da ben şimdi sormak istiyorum. Karşımda Meral Hanımefendi var. Hemen yanında da Fatma Hanım var. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Allah daim etsin inşallah. Gerçekten iyi misiniz? Hani bu böyle alışkanlıktır ya bazen iyiyim demek. Yo iyiyim Rabbime şükür. Bir düşündüm böyle bir gerçekten iyi miyim diye ama iyisin de. Çok şükür. Çoluk çocuk onlar da iyiler. Elhamdülillah. Çocukların iyiyse sen de iyisin zaten. Değil mi? Bir anne için her zaman öyle. Siz ne zaman geldiniz buraya? 82'de geldim. Evlilik yoluyla mı? Evlilik yoluyla geldim. Yani bekardınız. Bekardım. Evlenip buraya geldiniz, evet. Türkiye'de. Buraya geldim. Beyefendi buradaydı. Şimdi evet, o vesileyle geldiniz. Hoş safa gelmişsiniz Fatma abla. Peki, sizin burada bir göreviniz var mı yoksa gönüllü olarak mı yapıyorsunuz? Bir görev tanımı var mı? Yok, gönüllü olarak geliyoruz. Yani elimizden geldiği kadarı her şeyine yetişmeye çalışıyoruz. Yemeği, temizlemesi, yeni nesli, genç kızları. Dünya durur yani. Hani bir söz vardır da ben onun yarısına inanmıyorum. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Olmaz. İnsanların gönlü bir olsun. Gönülden ırak olmak diye bir şey yoktur. Gönlünüzde yaşatırsınız. Bizden binlerce kilometre yani Türkiye'ye nazaran binlerce kilometre ötede ama gönülleri bizimle beraber çok kıymetli hanımefendilerle tanıştık. Buzonville Ditip Camii'nde. Fransa'nın Buzonville kentinde, şehrinde muhabbetlerini ikram ettiler, tebessümlerini ikram ettiler, misafirperverliği ikram ettiler bize. Onun yanında da böyle el emeği, göz nuru, leziz yapmış oldukları poğaçalar, kekler onlardan da ikram ettiler. İnsan aklıdır. Buradan gittikten sonra onlar bizim adımızı unuturlar, biz onların adını unuturuz. Hani isim unutulur ama bize tebessümleri, bize göstermiş oldukları ilgi, alaka, hanımefendilerin bir anne olarak, bir abla olarak bizleri misafir etmelerini ömrümüz boyunca unutmayacağımızı da söyleyebilirim. Kendilerine, sizlerin nezdinde tekrar çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sağ olsunlar. Kıymetli izleyenler, Buzonville Camii hemen yanımda kıymetli kardeşimiz Alperen, Gençlik Kolları Başkanı ve hemen onun yanında da sevgili Oğuz, o da Alperen'in yardımcısı, Gençlik Kolları Başkan yardımcısı. Yani delikanlılar, yani geleceğimiz, yani bayrak yarışını bugün devralan ve kendisinden sonraki nesillere iletecek olan arkadaşlarımızla tanışma gayreti içerisindeyiz. Sevgili Alperen, yaş kaç? 19. Burada mı dünyaya geldin? Evet, burada, Paris'te. Kim gelmişti buraya? Önce babam mı, deden mi? Babam kendisi 90'larda gelmişti buraya. O niye gelmiş? Evlilik yoluyla mı yoksa? Yok, çalışmaya geldi işte. Yani onun o gelmeden önce kim vardı burada mesela? Onun abileri gelmişti buraya. Ha. Abileri buradaydı. Sonra baban buraya geliyor. Aynen. Burada evleniyor. Aynen, burada evleniyor. Burada yaşam hayatını kuruyor. Buzonville Camii'nde sizler gençlik kolları olarak aslında neler yapıyorsunuz? Birkaç cümle alabilir miyim Alperen? Yani biz kermes, festival falan hepsini bunlar biz yapıyoruz.
Arkamızda başkan bizi destekliyor ama biz bunları organize yapıyoruz. Kermesler düzenliyorsunuz, organizasyonlar düzenliyorsunuz. Bunlar camimize bu konuda katkı olsun diye mi? Evet, aynen. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Katkı olması için biz de bunları organize yapıyoruz. Evet. Emeğinize sağlık Alperen. Sizin gibi kıymetli kardeşlerimle tanışmak bana da gurur veriyor. Onu da söylemek istiyorum. Alpa, sana da tekrar selamlar. Mesela kaç tane genç var? Yani biz bir anda bir grubumuz var ve 30 kişi işe koyuluyoruz falan gibi bir şey var mı? Kaç genç var? 15-20 tane görevli oluyoruz bu kermeslerde. Aynen. Ama bunun dışında görevli olmasa da siz arzu ettiğinizde gelip katılıyorlar. Aynen, aynen. Öyle. Kermesler, organizasyonlar, faaliyetler gençlerimizden sorumlu ve bu konuda onlar da yapıya, camiye, inancımız temelli, örfümüzün, adetimizin, gelenek ve göreneklerimizin devam etmesine ilişkin çaba sarf ediyorsunuz sizler de. İkinize de çok teşekkür ederim. Siz ne kadar süredir dernek başkanlığı yürütüyorsunuz? Yaklaşık 5 ay olacak. Bayrağı teslim aldık. Biz de hizmetlerimize devam ettireceğiz inşallah en güzel şekilde. Bundan sonra da gençlerimizi de yetiştirme ama çabamız var. Onları da inşallah en güzel şekilde öğretip bizimle beraber yaptığımız çalışmaları, gittiğimiz yerlere beraber gitmek, bunları böyle güzel bir şekilde öğretip en güzel ellere teslim etmektir. Aynen. Peki mesela bu içinde bulunduğumuz yer aslında camimizin kafeteryası, mutfağı mı aynı zamanda? Burada bizim buluşma yerimiz, lokalimiz, gençlerimizin, herkesin gelebildiği bir yer. Sadece Türklerin değil de burada Buzonville'de gençler kim olursa olsun, Fransız olsun, yabancı olsun burada gelebilirler. Burada bir kaynaşma yeri diyelim. Daha doğru olur. Bizleri de misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda Allah muvaffak etsin, başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Öncelikle ben sizlerin ve TRT Türk ekibinin burada ağırlamak bizim için bir şereftir. İnşallah da gelecek festivallerde, kermeslerde buluşmak üzere. Ekibimizle birlikte TRT Türk adına dedik ki yoldur, aşılır, mesafedir, kısalır, insan insana lazım. Dağa dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur diye bu cümleden bunu şiar edindik. Bunu kilometre taşı olarak edindik ve yola çıktık. Fransa'da ta Buzonville'e kadar geldik. Küçük, şirin ama kıymeti burada bulunan insanlardan kaynaklı olan bir şehirde. Sevgili Sadi Başkanımız, ekibimizdeki arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, yaş almış olan büyüklerimiz, onlardan öğrendiklerimiz var. Bizden sonraki nesle aktardıklarımız var. Böyle bayrak yarışıyla inancımız temelli, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimizin yaşatıldığı bu camilerde birbirinden önemli, kıymetli dostlarımızla tanıştık. Sizlerin nezdinde onlara da tekrar çok teşekkür ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.